Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yakın zamanda sınıfları ayırmak için kullandığımız düzey belirleme sınavından bahsedeceğiz bu videoda. Cümlem biraz eksiltili olabilir ya da konuşamıyor olabilirim. Arkadaşlar o kadar çok yoruldum ki çok video çektiğim için bu akşam. Dolayısıyla sürçülisan ettiysek affola. Düzey belirleme sınavında işlediğimiz konuların dışında sorular da gelmişti. Biz bunları bilgi olmadan basitçe düşünerek nasıl çözebiliriz? Buna kafa yoracağız. İlk soruyla başlayalım. Şimdi düzey belirleme sınavında bize gelen ilk sorulardan biri buydu. Şimdi şuraya bir DSI kodlaması yapalım. Soru benden ne istiyor? X istiyor. Soru bana ne vermiş? 4'ü, 2'yi, 6'yı paralellik vermiş. Paralel doğrular arasında garanti Z, U, M, zigzag vardı ama burada paralel doğruları kullanırken herhalde benzerlik yapmamızı isteyecek. İki kişi taban 2 iken kenar kendisinin 2 katı. O zaman taban x iken kenar kendisinin kaç katı olmalı? 2 katı olmalı. Yani şu az önce etrafını mavi çerçeve içine aldığım üçgende kenar 2 iken taban 4. Peki kenar ne olmalı ki taban x olmalı? Ya da taban 2 iken kenar 2 katı 4. Taban x iken kenar bunun kaç katı olmalı? 2 katı. Yani bu bütün mavi uzunluk 2x kadar olmalı. Peki başka ne biliyoruz? Bakın. Buna alfa diyelim. Buna beta diyelim. O zaman burası teta olacak. Tekrardan alfa, beta. O zaman buranın tamamı ne olacak? Teta. Kırmızı ve yeşil üçgen arasında benzerlik kuracağız. Kırmızı üçgende beta 4'ü gördü. Büyük üçgende yani yeşil üçgende beta 6'yı gördü. Kırmızı üçgende teta 6'yı gördü. Yeşil üçgende teta 2x'i gördü. İçler dışlar. 18 eşittir 4x. 18 bölü 4 eşittir x. 9 bölü 2 eşittir x. Bursa. Şekilde birim karelere ayrılmış dik koordinat sisteminde verilen ifadenin y eksenine göre. Yani ayna bu sefer burası olacak. Bakın Ç'nin ucu 1, 2, 3 uzaktaysa yine 1, 2, 3 uzakta olmalı. Ç'nin ucu burada. 1, 2, 3 bu olmadı. 1, 2, 3 bu olabilir. Ç'nin ucu yapışmalıydı, yapışmamış. 2 birim uzakta, bu da olamaz. Bu 3 birim olabilir. Şimdi bir daha dönelim. I'ya bakalım. I yerden 1 birim yüksekte, 2 birim solda. O zaman 1 birim yüksekte, 2 birim sağda olmalı. Ama burada önce A yazılmış, bu da olmaz. Elimde kalan tek şık Edirne. Geldim bu soruya. Düzgün beşgen. Birazcık düzgün beşgen anlatalım. Onu da burada anlatalım. Bir güzel şurayı boşaltalım. Evet. Bir yapının düzgün olabilmesi için iki tane şart var. Açı ve kenar. Peki bu şartlar neyi kastediyor? Açılar eşit olacak, kenarlar eşit olacak. Örneğin. Kare. Bütün kenarları eşit. Bütün açıları eşit. O zaman kare düzgün. Dikdörtgene bakalım. Dikdörtgen açı şartını sağlıyor ama kenar şartını sağlamıyor. Dolayısıyla düzgün değil.
Eşkenar üçgenin bütün açıları 60'tır. Açıları da eşit, kenarı da eşit, düzgün çokgen. Yamuk, kenarları da eşit değil ki, şeyi de açıları da bilemiyoruz. Düzgün çokgen değil. Tuzaktır bu. Eşkenar dörtgen. Dört kenarı sağlar. Kenar şart. Ama açı mesela şurası 60 iken burası 120 olabilir. Zaten açılar eşit olsa adı kare olacak. Eşkenar dörtgen olmayacak. Dolayısıyla bu da düzgün çokgen değil. O zaman bir yapı düzgün diyorsa açıları da eşit, kenarları da eşit. Bunu adımız gibi bileceğiz. Tamam, düzgün kelimesini güzelce anlattığımı düşünüyorum. Çokgen ne olursa olsun dış açı ölçüler toplamı 360 derece. Dolayısıyla bir düzgün beşgenin bütün kenarları eşit ise ve düzgünse bütün iç açıları da eşittir. İç açıların eşit olmasıyla birlikte hepsinin dış açısı da eşit. Çünkü hepsi 180'e tamamlanacak ya. Çokgen ne olursa olsun dış açı ölçüler toplamı 360'tı. 5 tane beta var elimde. 5 tane betayı toplayınca 360 buluyorsam bir tane beta 72 olmalı. Beta 72 ise iç açıya mecbur ne kalıyor? 108 kalıyor. O zaman düzgün beşgen ne olursa olsun bir iç açısı 108. Bundan 5 tane var. Toplam iç açı 108 çarpı 5 olur. Yani 540. Buradan bir tane ikizkenar üçgen elde ettiğimizi düşünelim. Bakın. Yeşil uzunluk. İki mavi çizgiye bir yeşil uzunluk. Ya da iki mavi uzunluğa bir yeşil uzunluk. Ya da bunu şöyle yapabiliriz. Şuradan da çizebiliriz. Bütün bu çizdiğim yeşil uzunluklar birbirine eşit. Yahut şuradan. Ya da buradan. Demek ki her iki mavi kenara bir yeşil uzunluk düşüyorsa bütün bu yeşil uzunluklar birbirine eşit. O zaman ben bunu soruda nasıl kullanabilirim? Şöyle. Bakın E'den C'ye madem bu yapı düzgün beşgense bütün bu kenarlar birbirine eşit. Düzgün beşgenin bütün kenarları eşitse her iki tane kenara bir tane EC uzunluğu düşüyor. O zaman ben soruda bunu nasıl görebilirim? Bunu buradan iptal ederim. Şu şekilde çizerim. İşime yarayacak şekilde çiziyorum. Birbirine uzak eşitlikler bir araya geldi, anlamlı bir şey oluşturdu. Bunu kullanacağım. Peki düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece ise 180'den çıkarınca bu açılara ne kalacak mecbur? 36. Çünkü burada ne var? Bir ikizkenar üçgen var. O halde bu açılara ne diyeceğim? 36 ve 36. Evet. Buradaki açı 66 ise ikizkenardan bu açı da 66. Çünkü burada bir ikizkenar var. 2 tane 66 ne yapar? 132 yapar. 180'den çıkarınca 48 kalır. 48'in 36'sı buradaysa kalanı bulalım. 12 derecesi de burada olmak zorunda. Geldik analitik sorusuna. Ama evvela bir bardak suyu hak ettiğimi düşünüyorum. Bir bardak su içersem şayet. Devam edebileceğim. Tabii başta her videoda ne yapıyordum? Bu tür şeylere dikkat ediyorum. Yani hapşırsam bile videoyu durdurmuyordum. Ama artık önemsemiyorum arkadaşlar. Çünkü herhalde Türkiye'de video sayısı, abone sayısından fazla olan tek YouTuber benim yani. O yüzden artık bu tür şeylere ayıracak vaktim kalmadığı için yapamıyorum. Yoksa özen vermediğimden değil. Evet, böyle sizi yalnız bırakmamış oldum. Suyumu içtiğime göre başlayabilirim. Geldim buna. Şimdi analitik düzlem demiş. Analitik düzlem genişletilebilen, iki boyutlu olan
Kağıdın yüzeyi, işte cam yüzeyi vesaire. Bunlar bir analitik düzlem oluyor. Bana bir tane doğru vermiş. Bu doğrunun y eksenine göre yansımasını bul diyor. Bulduğum bu noktanın da geçen bu nokta varmış. Hayda. Ben doğrunun yansımasını bilmiyorum ki. Olsun. Bilmesek bile benzetecek bir şey bulabiliriz. Yani bir kılıf uydurabiliriz. Şurayı hemen boşaltalım. Boşaltalım. Ve bir şeyden bahsedeceğim. Örnek üzerinden. Mesela şu nokta x virgül y olmasın. Hadi özel örnekle gidelim. 2 virgül 3 olsun. Bu noktanın x eksenine göre yansıması derse görüntüsü şöyle bir şey olması gerekiyor. Buranın adresi x'i 2, y'si 3 birim. O zaman buranın adresi de x'i 2, y'si eksi 3 olacak. O zaman 2'ye 3 noktasının x eksenine göre yansıması 2'ye eksi 3 oldu. Yani x virgül y'nin x'e göre yansımasında x'e dokunmuyoruz. Y'yi eksi ile çarpıyoruz. Benzer şekilde bunun y eksenine göre yansıması dese şuralarda bir yerde olacak. Çünkü ayna görevi gören y olacak. Ben yerden 3 metre yüksekteysem görüntüm de 3 metre olacak. Bu artı 2 ise bu mesafe buna eşit olacağından eksi 2. Bunun koordinatları eksi 2'ye 3 olacak. Dolayısıyla 2 virgül 3 noktasının y eksenine göre yansıması eksi 2'ye 3 olacak. Bu ne demek? X virgül y tarzı bir noktanın y eksenine göre yansıması derse y'ye karışmıyoruz. X'i eksi ile çarpıyoruz. Olay bu. Şimdi y eksenine göre yansımasında ne yapıyorduk? Y'ye karışmıyorduk değil mi? Y aynen kalıyordu. O zaman ben de y'ye karışmayacağım. X'i değiştireceğim. 3y eksi 2x artı 9 eşittir 0 doğrusunun. Çünkü doğru noktalardan oluşur. Bütün noktaların simetrisini aldığımı hayal edebilirim. Y'ye göre yansıma dediği için y'ye karışmıyorum. X'i eksi ile çarpıyorum. O zaman burası artı 2x artı 9 eşittir 0 olur. Bulduk. Yansımasını bulduk. Şimdi bu noktasından geçen ya da üzerinde kelimesini görürseniz Meryem Hoca koridordan geçiyor. Meryem Hoca nerede? Koridorda. Meryem Hoca koridoru sağlar gibi düşünün. Dolayısıyla üzerinde noktasından geçen kelimesini gördüğünüzde sağlamalı. Yani x gördüğüm yere k yazacağım. Y gördüğüm yere 1 yazacağım. 3 kere 1 3. 2k artı 9 eşittir 0. 2k eşittir eksi 12. K'nın değeri buradan eksi 6 bulunur. Denizde. Geldim buna. Şimdi deltoidi bir önceki videolarda anlattım. Şimdi birazcık yamuktan bahsedelim. Bir üçgenin tabanına paralel olacak şekilde bir kesme işlemi yaptığımız zaman meydana gelen dört kenarlı yamuktur. Demek ki yamuk dediği an üst kenar alt kenara paralelmiş. Bunu bileceğiz. Yani bir soruda yamuk diyorsa şurası şuraya paralel. Paralel doğrular arasında garanti hangi kural vardı? Z kuralı vardı. Göreceğim bunu. Deltoide gelelim. Deltoid diye bir şey yok aslında. İki tane ikizkenar üçgen taban tabana yapıştırılmasıydı. Kim deltoid? Şu bir deltoidmiş. Bakalım iki tane ikizkenar üçgen yapıştırabilecek miyim? Evet bakın. Bir tane ikizkenarım burada. Demek ki diğeri de burada. O zaman buraya da x diyeceğim. Taban tabana yapıştırdım. İkizkenar üçgeni görünce ne yapıyorduk? Dikme indiriyorduk. İndirdiğimiz dikme açıortay yapıyordu. Açıortayı da gördük. Peki dönelim yamuğun özelliğine. Yamukta garanti paralellik vardı ve Z kuralı vardı. İki mavi arasında bir nokta varsa, iki mavi arasında ne olmalı? Bir nokta. Bu da bir noktaydı. Şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bu 17 ise buranın 17 olabilmesi için 9 olması gerekiyor. Denizde. Geldim buna.
Analitik düzlemde bu noktanın bu doğruya göre yansıması diyor. Bakın bunu çizerek çözelim. Evvela şurayı bir boşaltalım. Bir analitik düzlem çizelim. Y eşittir bir doğrusunu gösterelim. Bu y'nin her yerde 1 oldu. Yani x'e ne verirsen ver y her yerde 1. X'in 6 y'nin eksi 2 oldu. Geriden alacağım. X'in 6 y'nin eksi 2 oldu. Şu bir noktaymış. 6'ya eksi 2. Şurası eksi 2. Şurası 6. Şimdi yansımasını bulacağız. Kime göre yansıyan? Y eşittir 1'e göre. Ayna görevi görecek olan kimmiş? Y doğrusuymuş. Yani daha doğrusu Y eşittir 1 doğrusu. Ben aynadan bu kadar uzaktaysam şöyle yapalım. Ben aynadan bu kadar uzaktaysam görüntüm bir o kadar uzağa düşecek. Yani bu mesafe eşit olacak. Buradan 1 birim, buradan 2 birim, toplamda 3 birim uzakta oluyorum ben aslında. Yataydaki uzunluk değişmeyecek. Burada x'in değeri 6 ise yukarı çıkıyorum. X'in değeri yine 6. Yerden ne kadar yükseldim? Önce 1, sonra 3, 4 birim yükseldim. O zaman A 6'ya eksi 2 noktasının y eşittir 1'e göre yansıması yeni nokta A üssü 6'ya 4 oldu. Bulduk. Bu noktanın diyor y eşittir eksi x'e göre yansımasını bul. Bu ne demek? Normalde virgülden sonraki bileşen y ya, virgülden önceki x. Y gördüğün yere x'in eksilisini yaz. Yani buraya x'in eksilisini yaz. Peki x gördüğüm yere ne yazacağım? X gördüğüm yere de y'nin eksilisini yazacağım. Bu da bu demek. Böylelikle doğru cevabı bu şekilde bulmamız gerekiyor. Bunun da en uygun şıkkı Adana'da. Buna geldik. İkinci şeklin alanını istiyor. Evet. Şu bir kenarın, şu mavi yüzün alanı 10 birim. 2 kere 5'ten. O zaman bütün mavi yüzlerin alanı 10 birim olacak. Şuradan görünmüyor ama. Şurada bir tane mavi yüz var. Burada da var. Evet. Şuradaki arka tarafta da var bir tane. 3. Şu ön yüzde de var bir tane. 4. Buranın arka yüzü. 5. Buranın ön yüzü. 6. 6 tane 10 kenarda dursun. Tabana bakalım. Taban ne? 4. Taban burada var. 4. Burada var. 4. Burada var 4. Burada var 4. 4 tane 4. Yetmiyor. Yine 2 kere 5'ten ön yüz 10. O zaman şurası da 10. Bunun arkasında kalan da 10. Ön cephede kalan da 10. Altta kalan da 10. Yani 1, 2, 3, 4. 4 tane de 10 buradan gelir. Bitti mi? Hayır. Şurayı görmemiz gerekiyor. Buraya atlamayalım. Şu parçalar. 2 tane var. İki tane ne var ama? Şu uzunluk 2 ise 5 olabilmesi 3 kaldı. 3 kere 2'den burası ne oldu? 6. Bakın. Şu yatay uzunluk zaten 2 idi. Yerden yükseklik 5'ti. Şu parça da 2 olduğuna göre, şuradaki minik parça 2 olduğuna göre geriye kaldı 3. Yani 6. 2 kere 3'ten bir tanesi 6. 2 tane olduğu için 2 ile çarptım. Toplayalım. 12, 60, 16, 40. Burası 100, 110,
128 etti. Cevabın deniz olması gerekiyor. 4 işlemde hata yapmadıysam. Diğer soruya gelelim. Bakın, bir soruda öteleme görüyorsanız toplamadır bu. Bir üçgenim var. A, B, C. Öteleniyor. A üssü, B üssü, C üssü oluyor. Buna göre diyor A ile A üssü arasındaki mesafe nedir? Bunu bul. Ötelenme kadar mesafe oluyor aslında. Böyle düşünebilirsin. Yani sıfırdasın. 4 kök 2 virgül 2 gidiyorsun. O zaman vardığın yer o kadar oluyor. O zaman bunun boyunu hesaplayalım. Yani bu sola doğru 4 kök 2, yukarı doğru 2 birim giden bir üçgenden başka bir şey değil. Pisagor teoreminden 16 kere 2 32, 4 36, dışarı çıktı 6. Yani bu mavi uzunluk 6 oldu. Aynı şey diğeri için de geçerli. Bu da 6 olacak. C için de geçerli olacak. Bu da 6. Topla gel 18. Evet, böylelikle deneme sorularını bitirmiş olduk. Bundan sonra bütün denemelerin çözümlerini bu şekilde yapıp atmayı düşünüyorum ama galiba geçmişte de, yani geçen sene de bu denemeyi çözmüştüm gibime geliyor. Değilse bile çözmüş olalım. Hoşça kalın.